Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi'nde 8. sözü tefekkür etmeye devam ediyoruz. Metni artık ortaladık sayılır. Hatta ortasında belki geçtik bir parça. Bu sefer o kadar önden başlamayacağız. İlerleyebilmek için daha yukarıdan bir yerden başlayacağız. Daha sonrasında bir yerden. Neresi olsun? Tılsımın anahtarının geldiği yerden itibaren konuşmaya çalışalım. Hem de bir parça fazla gitmiş oluruz diye umuyorum. Sonra niyaza başladı. İki kardeşten biliyorsunuz kötü olanın hikayesini tefekkür ettik, konuşmaya çalıştık gücümüz yettiğince. İyi olanın hikayesini de konuştuk. Fakat onun bir eşiği var. Bir yerde bir uyanış yaşıyor. Dedik ki bu gaibane tefekkürden hazırane tefekküre geçiştir. Gıyabında Allah'ı fark etmekten Allah'a muhatap almak, daha doğrusu Allah'a muhatap olmak noktasına gelmektir. İnsanın duayla yaptığı da budur. Fatiha'da Maliki Yevmiddin'den sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken atladığımız eşik de budur. Yani geçtiğimiz mertebe de budur. Cenab-ı Hak'tan gıyabında bahsederken birden yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz ya, o eşiği atladığımızda Fatiha bize bunu öğretiyor. Cenab-ı Hak gaibane tefekkür etmekten hazırane muhatabiyete bir geçiş oluyor. Marifetullah'la muhabbetullah arasında bir ilgi var veya şeriat ile tefekkür arasında bir ilgi var. Bunları burada bu temsilin gölgesinde bir nebze konuştuk, öğrendik diye umuyorum. İnşallah Cenab-ı Hak tesirini hayatımızda halk etsin. Oradan devam ediyoruz. Kuyudaki kardeş Allah'ı fark etti. Daha doğrusu orada hakim olarak geçiyor. Yani oraların hakimi olduğunu, bir organizasyon eseri orada bulunduğunu, yaşadığı şeyin sıra dışı bir şey olduğunu, tesadüflerle olamayacağını, bir planın yapıldığını, kendisinin de bu planda bir rolü olduğunu fark etti. Oradan bir uyanış yaşadı. Oradan devam ediyoruz biz de. Sonra niyaza başladı. Ta tılsığımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. En baştaki ayetleri yine hatırlarsak onları unutmayalım. Çünkü burada onların tefsirini yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu birinci ayetti. Bakara suresinin 255. ayeti. Ne diyordu kısa bir mealiyle? Allah Teala ki ondan başka ilah yoktur. Hay odur, kayyum odur. Bunun meali oydu. İkincisi, inneddine indallahil islam. Onun da kısa bir meali şöyle, şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam'dır. Âl-i İmrân suresinin 19. ayeti bu da. Oradan buraya bakacağız. Onlar bizim penceremiz olacak. Buradan da oraya varacağız. Onlar bizim menzilimiz olacak aynı zamanda. Oradan geliyoruz, oraya döneceğiz. Tefsirin usulü bu. Oradan geliyoruz, ışığımızı oradan alıyoruz. Sonuçta varacağımız yer de orası. Ama gelişimizle varışımız farklı noktalarda oluyor. Belki vardığımızda geldiğimiz yerin daha farklı yönlerini, daha zengin yönlerini, daha katmanlarını görmüş oluyoruz. Çünkü o tefsir içinde hissemiz artıyor, meşguliyetimiz Cenab-ı Hakk'ın hazinesinden daha çok bahşolunmasını sağlıyor diye umuyoruz, diliyoruz. Evet, o kardeş tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Dedik burada vahye işaret var.
Cenab-ı Hak insanlara hakikati vahiy ile öğretiyor. Vahiy de onun bir bahşi ve bu vahiy bize kainatın tılsımını öğretiyor. Yani kainat ne dersek, nasıl bakarsak, nasıl bir yol izlersek açılır. Onun yolunu öğretiyor. Yani tabiri caizse la teşbih ve la temsil, açıl susam açılı bu kainatın İslam'dır. İslam ile kuşandığınız müddetçe kainatın kapıları size açıktır, gayba doğru açıktır, marifetullah'a doğru açıktır. Yok, onu kuşanmazsanız bütün kapılar yüzünüze kapanır. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp, şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Birinci muhatap yine nefsimiz, içimiz, kendimiz, söz dinlemeyen yanlarımız, deva isteyen yaralarımız, her mertebe bunlar söylenebilir. Şımarık yanlarımız da buraya dahil, acıyan yanlarımız da buraya dahil. İkisine de şifa var burada. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir, fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bu kısmı geçen ders konuştuk. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht, kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu mihmandar-ı kerimin acip hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Bu kısmı da dün bir parça konuştuk. Dedik ki bu azabın tacili meselesi aslında karamsarcılık denilen o felsefe, Schopenhauer'ın felsefesinin de zeminini oluşturuyor. Dünya eğer ahirete inanmıyorsanız, bu nimetlerin bir yerde devam edeceğine, buradaki faniliklerin orada bekaya dönüşeceğine inanmıyorsanız, bu dünyayı daha fazla tatmak, daha fazla acı çekmek anlamına gelir. Çünkü yoksunluğunuzun miktarı artar. Söz gelimi bir fakirin hayatta tattığı lezzetle bir zenginin tattığı düzey bir olmuyor. Ha, belki Cenab-ı Hak ona, o fakire de kuru ekmeğini zenginin köftesinden lezzetli yapıyor. Ramazan Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri böyle bir noktaya dikkat çeker. Yani nimet evet mahiyet olarak farklı geliyor ama belki de o lokmanın içinde başka bir lezzet var. Hatta sağlıkla yemek içinde belki o zengine nasip olmayan çok lezzetler var. Anlatılır ya, Vehbi Koç ülsermiş. Bir gün bakıyor bir inşaatta. Anlatılıyor, hikaye gerçeğini bilmiyorum. Bir adam böyle kırmış soğanı, işte önünde domatesi, zeytini, somun ekmek böyle iştahla yiyor. Demiş şu adamı bana getirin. Elemanlar gitmişler, adamı çağırmışlar, getirmişler. Adam almış lokantaya götürmüş. Ne istiyorsan söyle demiş. Adam da söylemiş işte bir sürü yemek. O yemiş, o izlemiş. Demiş bak ben zenginim. Bunların hepsini alabiliyorum ama yiyemiyorum. Çünkü ülser, midesi rahatsız. Ama demiş de sende şu an sağlık diye bir nimet var ki ben bütün paramı verip onu almaya hazırım. Hikayedir, anlatılıyor böyle bir şey ama hakikati var.
Sağlığın olmadıktan sonra ne kadar zengin olsan boş yani. Gibi ahiretin de olmadıktan sonra ne kadar zengin olsan boş. Çünkü bir yerde onu hiçliğe bırakacaksın. O zaman daha çok yükselmen daha sert düşmen demek. Daha yukarıya çıkman daha sert aşağı inmen demek. Ne kadar yukarı çıkarsan inişinde o kadar sert olur. Ünlü birisinin, zengin birisinin, şöhretli birisinin yaşlanma süreci, ölüm süreci elbette dünyayla bağı daha az olan bir fakirin yaşlanma süreci, ölüm süreci gibi olmuyor. Hatta hele bir de dindarsa adam diyor yani emaneti verme zamanımız geldi. Verelim de kurtulalım diyor mesela adam. Şey yapmıyor fazla böyle dünyayla bağı yok ya o bağdan dolayı eziyet çekmiyor. Ama diğer taraftan öbürüne bakıyorsunuz yüzündeki kırışıklıklar bile şey. Depresyon sebebi, işkence, ünlüler mesela işte giderek ilgi azalıyor. Eskiden gazeteciler bilmem şunlar bunlar peşindeydi. Şimdi gelmiyorlar. Belki onun gençlere özenmesiyle alay ediyorlar vesaire. Yani o çıkışın, faniyatta çıkışın düşüşü de çok sert oluyor. Burada ona bir işaret var. Zahiren leziz, dünya nimeti ama manasını ahireti vermediğin için manen onlar seni zehirliyor. Yemekle azabını tacil ediyor. Daha bu dünyada yoksunluklarını tadıyorsun. Bir bu, iki, bir de mesela fiil aynı olsa bile amacı, niyeti o fiilin şeyini değiştiriyor. Sonuçlarını değiştiriyor. İşte nikah helaldir, zina haramdır. Şimdi nikahlı bir beraberliğin sonuçları, belki istisnalar, işte anlaşmazlıklar falan oluyor ayrı, kötü örnekleri de var ama %90 süreci için söylüyorum, erkekle kadının birbirine güven verdiği, süreç için anlaştıkları, bu yüzden bireylerin de bir meçhule yürümedikleri bir alan bu. Hani sorumluluğu paylaşıyorlar, ne yapacakları planlı, hayat planlı çünkü yani bir plan yapmışlar, yuva kurmuşlar vesaire. Yani iki hayat bir hayat olmuş, onun sözünü vermişler. Ama öteki tarafta böyle bir söz, böyle bir anlaşma yok. Gelip geçici zevkler için bir eylem var. Sonuçta doğan çocuğun, mesela çocuk oluyor diyelim, o çocuğun sorumluluğunu kim alacak? Soru başlarken niyet o değildi ki. Bakın yani süreci nasıl etkiledi o niyet, amel edişi, amelin sonucunu. Ondan sonra yük. İşte hayatım karardı, bilmem şu oldu, bilmem şu oldu. Çocuğu çöpe atıyor, tövbe aşağı. İşte ya da kürtaj öldürüyorlar. Başka başka şeyler. Ailedeki sorunlar, sosyal hayattaki sorunlar, o gençler için işte hayatın gerisi için yaşanacaklar falan vesaire. Yani bakıyorsunuz hakikaten şeriat içinde olmayan amelin sonuçları da kötü. Bunu da böyle dünyevi örneklerinden görüyorsunuz yani. Evet. Yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Aşırıya gitmek yok. İsrafa gitmek yok. Kontrolsüz kullanmak yok. İzni dairesinde. Alanı tanı, öğren. Bunun için verilmiş. Bazen hani test sürüşleri için araba veriyorlar. Adam o arabayı istediğin gibi git, memleketini gez, gel falan onun için vermiyor ki. Test sürüşü yani o arabayı bir dene, bir bak bakalım. Şöyle bir yollarda, düzgün yollarda, arabayı da zarara uğratmadan fazla bir dolaştır, gel diyor mesela. Sen aldın oradan, aileni aldın, memlekete götürdün. Vermez o izni sana. Evet. Veya kötü bir yolda sürdün, arabayı haşat ettin. Vermez o izni sana. Şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. Beklemenin lezzetini de konuştuk dün. Oraya da çok fazla girmeyin. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. İşte konuşmadığımız kısım. Bundan sonrasını dün konuşmadık. O bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Demek ki kafirin küfrü ya da fasığın fıskı, gafilin gafleti, Cenab-ı Hakk'ın ona şeyi değil, kötülüğü değil. O kendi kendine kötülük ediyor. Nasıl? Bakış açısı hatasıyla, amel ediş hatasıyla,
yapmaması gerekeni seçmekle onları başına getiriyor. Yani Cenab-ı Hak onun için o yaratıyor, evet. Seçtiği yolu o yaratıyor, evet. Ama muradı o değil. Sırrı imtihan gereği kafire de istediğini veriyor, mümine de istediğini veriyor. Uygunsa şeye, adetullah'a uygunsa veriyor. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın salih amele onayı var ama ötekine yok. Razılığı yok yani. Onay derken razılığını kastediyoruz. İşte nikahtan razı, zinadan razı değil. Bu nedenle hani onu bana zorla yaptırdı, o yaptırmasa ben böyle olmazdım falan değil. Sen seçtin. İradeni biliyorsun. Yani bu hayatta hepimiz irademizi tatmıyor muyuz yani şu an? Seçimler yaptığımızda bu seçimlerin sonuçları olduğunu, o seçimleri bir özgür iradeyle yaptığımızı hissetmiyor muyuz? Hissediyoruz. O zaman sorumluluk da bizim. O bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şeklinde getirmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şeklinde getirmiş. Bakınız, yani görmekle basiret aynı şeydir. Mesela nasıl diyelim onu? Görme yeteneği ayrı bir şey. O görenin görünenden ötesini fark etmek, görünenle amacı fark etmek o başka bir şey. Basiret, feraset bunlar daha çok o tarafı kastediyor. Evet, bir organizasyon vardı. O kuyuya düşme süreci değişik bir süreçti. Yani bir şey anlatılmak isteniyordu ona, anlaması lazımdı. O onu basiret edemedi. Göremedi. Bazen hani biz de deriz ya basiretim bağlandı. Yani ne anlamda? Ya o işin nereye gideceğini göremedim. Veya o adamın onu ne için yaptığını, nasıl bir oyun çevirdiğini anlayamadım. Veya işte büyük bir hataya düştük. Hani göz göre göre bir hataya düştük. Burada bizim kastettiğimiz yani birkaç adım sonrasında ne olacağını çözemedim. Perde arkasında ne olduğunu anlayamadım. Basiret, feraset gibi kavramları biz o anlamda kullanıyoruz. Bu arkadaş da basiretsizliği yüzünden, işte yine bak gayba imana geldik. Ötesizliği yüzünden, ötesinin olduğuna inanmadığından, ötesini göremediğinden, o kasıtla bakmadığından, aramadığından, bu da var yani. Görmek için bakmıyor ki. Onu görmek için bakmadığından, güneş gibi hakikati, muzlim, karanlıklı ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Yani oyunu fark etmediği için yüzeyle meşgul olmak zorunda kalmış. Nasıl anlatayım bunu size? Diyelim bir tiyatroya katıldınız ya da bir sinema filmine gittiniz. Üç boyutlu film, size de gözlük verdiler. Şimdi orada olanların hiçbirisi gerçek değil yani, birebir yaşamıyorsunuz o an. Ama işte o 3 boyut, 4 boyut teknolojileriyle öyle bir hale getirmişler ki sanki böyle hani sahneden çıkıyormuş gibi geliyor. Ben mesela bir Titanlar mıydı, onun için gitmiştim sinemaya. Şimdi Pegasus var, o kanatlı at. Abi sanki çıktı yani o şeyden. Patlama oldu, taşlar resmen sinayet düşüyormuş gibi böyle. Hani sinema salonundaki insanların üstüne geliyormuş gibi falan oldu böyle. İlk zaman, herhalde gittiğim ilk zamandı öyle 3 boyutlu, 4 boyutlu sinemaya. Şimdi onu gördüğünüz zaman eğer o yaşananın, ya bu gerçek değil, bu gözlükten, sinemadan, perdeden, arkadan oraya bir şey yansıtıyorlar, bu düzeni kavrayamazsanız onlar birebir canlıymış gibi size eziyet etmeye başlar. O oradan yaratık geliyor, üç başlı köpek, onun adı neydi unuttum. İşte atıyorum oradan yaratıklar geliyor, bilmem ne işte, Zeus fırtına çıkarıyor, öteki bilmem ne yapıyor. Şimdi bunlar oluyor sanırsanız gerçekten, ondan bir eziyet çekersiniz. Ondan bir korku çekersiniz. Ben yeğenimi, o zamanlar küçüktü büyük olanı, Hamza Enes'i, dinozor müzesine götürmüştüm. Orada bir de kısa film izleteceklerdi. Kaç dakika? İşte 10 dakikalık böyle dinozorlarla ilgili, ama böyle koltukların da hareket ettiği, gene öyle işte onu 6 boyut mu diyorlar. Öyle bir filmmiş. Şimdi film başladı. Koltuklar dinozor yürüdükçe sallanınca bizimki başladı, bastı feryat. Oradan çıktık biz mecburen
salonda duramadık fazla. Neden? O gerçeklik algısı bozuk olduğu için. Çocuklarda o biraz var. Yani hangisi gerçek, hangisi yanlış ayıramıyorlar. Kafir de bu dünyanın çocuğu. Fasık da bu dünyanın çocuğu. Çocukluğunu büyütememiş olan. Demek ki çocukluktan büyüklüğe çıkış da bir nebze basiretle oluyor. Ötesini, bir iki hamle sonrasını, perde arkasını okudukça insan büyüyor. Öyle dümdüz olan insan mesela, yüzeysel olan insan ne deriz? Ya çocuk bu ya deriz daha hani. Çocuk gibi konuşuyor. Hani benim anlattığımı anlamıyor veya olayın aslında ne olduğunu anlamıyor. Çok düz tepkiler veriyor falan gibi bağlamlarda bu ifadeyi biz de kullanıyoruz. Ya çocuk gibi adam bu ya diyoruz mesela. Çocuk kafası var bunda diyoruz. Aklı çocuk gibi diyoruz. Neden? O basiret gelişmediği için. Birkaç hamle sonrasını veya perdenin görünenden arkasını veya biraz daha üst bir resmi göremediği için, gösterilemediği için kendisine, aklı ona ermediği için ona çocukluk etti diyoruz. İşte kafir de bu dünyada demek ki biraz çocuk kalıyor. Varlığı buradan ibaret gördüğü için, ötesini, gaybını görmediği için, o hamlığı gitmediği için mümin cennete, kafir cehenneme gidiyor. Bak yetişen, eğitimini alan, diplomasını güzel kazanan, tılsımı öğrenen, kapıyı açan, kuyuyu açan cennete gidiyor. Çünkü büyüdü, alması gereken kemali aldı, cennete layık oldu. Ötekisi çocuk kaldı, perde arkasını okumayı öğrenemedi. O cehenneme gidiyor. Onun dersi orada devam edecek. Ebedi olarak devam edecek. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Ama ötekinin bu dünyada alması, diploması makbul olduğu için o cennete gidecek inşallah. Demek ki normalde varlık ötesiyle beraber varken bu arkadaşımız, bedbaht arkadaşımız onu görmediği için, yüzeyle muhatap olduğu için sürekli hep zulümatlı bir evham, bir cehennem şeklinde görüyor varlığı. Ne şefkate müstahaktır. Bakınız ilginç. Hemen bu geliyor arkasından. Ne şefkate müstahaktır ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Bunu kafir için konuşuyoruz. Geçen İhsan Eli Açık'ın bir videosunu izledim. Hakan Talha Alp mevzusuna da girmişler herhalde o şeyde. Ama o, hepsini izlemedim o kısmı. Sadece böyle işte ateistlerle falan ilgili konuşuyorlar. İhsan Eli Açık'ın gayet eli açık yani. Ateistleri de cennete sokuyor. Yeter diyor, dürüst ol, hırsızlık yapma, tamam diyor. Allah diyor, seni de cennete sokacak diyor. O diyor iman istemiyor ki diyor. O diyor ahlak istiyor falan. Halbuki işte ben geçen burada bir Kolakowski miydi? Böyle bir şeyin, Marksist filozofun sözünü okumuştum. Hani din olmazsa ahlak da olmaz diyordu o adam. Yani toplumdaki doğru, yanlış, iyi, kötü ayrımını sağlayan din, dini bilgidir diyordu. Özü odur. Eğer onu çıkarırsak hayattan iyi kötü ayrımı kalmaz diyordu. Şimdi bak o adam o noktaya gelmiş. Marksist filozof, felsefeci o noktaya gelmiş. Din olmazsa ahlak olmaz diyor. Bu adam ne diyor? Bu adam diyor ki ateist de olsan diyor cennete gidersin diyor. Yeter ki dürüst ol. İyi de niye dürüst olsun ki? Ya da neye göre dürüst olsun? Dürüstlük nedir? Şimdi dürüstlük dediğinde o dürüstlüğün de içini her şekilde doldurabilirsin. Biz İslam'dan gelen bir tanımda dolduruyoruz. Diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ındır mülk. Öncelikle Allah'a karşı dürüst olmalısın. Yani hukukullah dediğimiz şey o ilişkiyi anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın hakkını önce vermelisin. Bir de varlık içinde Cenab-ı Hak emanetçilikler tayin etmiş. Onlara karşı da hukuku ibad, yani kullar arasındaki hukuk ilişkide de dürüst olmalısın diyoruz. Onun dürüstlüğün sınırları da düz şer-i şerifle bellidir. Bu şeyin içinde kalırsan çemberin, çerçevenin, dürüstsün. Şimdi ateist birisi için soralım. Bu dürüstlük neye göre olacak? İnsani değerler falan. İnsani değerler nedir? Hangi insana göredir? Hitler'e göre Yahudileri kesmek zulüm değildi. Stalin'e göre hain saydıklarını, tırnak içinde söylüyorum, asmak, kesmek binlerce kişiyi bir imzada sorun değildi. Veya işte başka ülkelerde başka şeyler. Avrupa için yıllarca Hindistan'ı, Afrika'yı sömürmek, köleleştirmek ahlaki bir problem değildi. Hangimizin ahlakı, hangimizin insaniyeti? Nedir o insanlık değerleri?
İnsan hakları evrensel beyannamesi. Ya beyanname tamam, metin çok güzel, tatlı da şey ne? İçini dolduracak ameli kim yapıyor onun? Ya bugün işte Avrupa karşımızda örnek. Amerika karşımızda örnek. Bak adamın iki tane kulesi yıkıldı. Geldi burada 1 milyon insan öldürdü. Irak'ta, Afganistan'dakileri de saysan 2 milyon, 3 milyon belki. Daha bu da bizim bildiğimiz. Bilmem işte Ebu Gureyb cezaevindeki işkenceler, Guantanamo'daki tutuklular, hiç yoktan alınmış bir sürü adam var. O beyanname nedir ki beyanname? Beyanname şey, imitasyon, illüzyon. Seni beni oyuna getiriyor onunla. Uyuma zamanı geldiğinde uyumuyor ki ona. Ona bağlı hareket etmiyor ki. Kafası rahat onun. Sana bir belge gösteriyor. Bak diyor, ben diyor böyleyim diyor. Çok da öcü değilim diyor. Gelsem ülkene fena olmaz diyor. Gel buyur işgal et dediğinde de ananı ağlatıyor ondan sonra yani. Bu yüzden hani ateizmin ahlakı olmaz. Neye göre olacak? Adam kendime dürüstüm diyor. Ben hırsızım ama diyor kendime dürüstüm diyor. Ben diyor şey işte sadistim. Bunu diyor kendime dürüst olmak için yapıyorum. Ben bundan hoşlanıyorum diyor. Seri katil. Ben bundan hoşlanıyorum diyor. Kendime dürüstüm diyor. Hoşuma gidiyor diyor. Kendime dürüstüm diyor adam. Kendisine sorsan doğru yani. Ama bizim İslam'da tanımladığımız dürüstlük o değil ki. Hırsız sorsan hırsız da kendine göre dürüst. Benim içimde diyor başkasının malına çökmek arzusu var diyor adam. Kolay kazanç şeyi var diyor. Menfaatim orada diyor. Niye diyor eşek gibi çalışayım da diyor az para kazanayım, çalayım daha kolay diyor. Kendime dürüstüm diyor bu konuda. Hayata dürüstüm diyor. Kendime dürüstüm, nefsime dürüstüm, menfaatime dürüstüm. Hepsi dürüst. Dolayısıyla yani o insan eli açıklı, kendisini de çok akıbeti hakkında üzecek bir eli açıklık. Ne şefkate müstahaktır, değildir şefkate müstahak. Çünkü kendisi o zararı kazandı, kendisine çekti. Ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Şikayet etmeye de hakkı yoktur. Ya işte Allah beni niye böyle yarattı, o böyle yaratmasa ben böyle olmazdım falan filan. Değil, hayır. Özgür iraden var. Seçimlerini kendin yaptığını bizzat tadarak, bilerek gidiyorsun. O yolu alıyorsun yani. Seçmeyebilirdin de. Hepimiz için yani geçerli bu. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskirlerle, yani içkilerle, sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor, işte bu bedbaht dahi öyledir. Niye böyle bir benzetme yaptı Bediüzzaman Hazretleri? Çünkü kafir de kainata karşı bu şekilde muamele ediyor. Yani ona Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği manaları yüklemediği için yüklediği manalar tahkir yerine geçiyor. Mesela bir inançsız insan, biz nasıl diyoruz ki her şeyin bir hikmeti var? O da diyor ki hepsi boş. Hayat çok kısa. İşte bir sürü böyle teselli cümleleri var onların. Onları hatırlayalım. Yani anlamsızlık yüklüyor her şeye. Şimdi bana birisi, Ahmet Ayı olarak bana birisi dese ki sen çok boş bir adamsın, ben kızarım arkadaş. Niye böyle söylüyorsun derim yani. Gönül koyarım. Ne demek boş adamsın? Ateist veya inançsız veya kafir bütün varlığa sen boşsun diyor. Güle diyor, çiçeğe diyor, güneşe diyor, dağa diyor, taşa diyor, hayvana diyor, arıya diyor, öküze diyor, ata diyor. Hepiniz diyor ki siz diyor, boşsunuz ya, amaçsızsınız diyor. Hiçten geldiniz, hiçe gidiyorsunuz diyor. Şimdi bu bir suçlama, bir tahkir. Bu tahkirin de bir sonucu var. Bir, ebedi cehennem, o şikayetçilerin şikayetlerinden dolayı, kalbini kırdığın o sonsuzluktan dolayı. Ne kadar şeyin kalbini kırdın sen bu varlıkta, bu anlamı yükleyerek. Onların cezası olarak cehennem. Bir de bu dünyada çektiğin şey, amaçsızlık çilesi. Varlığa derinlemesine bakmadığın için yüzeyle muhatap olmaktan gelen bir acın var senin. Yüzey seni tatmin etmiyor çünkü. Aynı bu şeydeki gibi işte.
kendini aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ağlamaya başlasa. Kafirin de halet-i ruhiyesi bu aslında. O psikolojik sıkıntılar, sarsıntılar, bunalımlar, depresyonlar falan filan. Bunlar biraz da o yanlış muhatabiyetin sonuçları yani. Doğru anlamı yüklemediği için doğru karşılığı da alamıyor. Onun arkası da kötü geliyor. Kendi kendine zulmediyor, dostları canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. Hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, bakın din nedir? Hakikat sahibinin kemaline hürmet. Bak, dinin bir tarifi. Hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bile olan hükmü Kur'ani'nin sırrı zahir oluyor. Bu da bir ayet-i kerime. Nisa suresinin 79. ayetinin hükmüymüş bu. Söz basımından Allah razı olsun not olarak koymuşlar. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bile olan hükmü Kur'ani'nin sırrı böyle zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Bizim verdiğimiz anlamın muhatap olduğumuz dünyayı nasıl etkilediğini öğrendik biz burada bu temsil içinde. Orada zahir oldu. Varlığın kendisi kötü değil. Yaşadığımız olaylar da amaçsız değil. Ama biz ne anlam yüklersek o bizimle öyle muhatap oluyor. Hani bir hadis-i şerif vardı şurada okumuştuk onu da. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte o hadisin hükmünün de karşılığı bu. İnsanoğlu çevresine ne anlam yüklerse o anlamın karşılığını kendinde buluyor. Birine 40 kere deli desen deli olur misali. Varlığa da 40 kere boşsun, anlamsızsın, gereksizsin, hiçe gidiyorsun dersen varlık da sana onu hissettiriyor. Yani öyleymiş gibi bir hayat yaşattırıyor. Bir askıda, muallakta hal sende de yaşanıyor. Nasıl o ağaca tutunan insanlar muallakta kalıyorlar. İnsanoğlu da çok boşluklar yaşıyor. Eğer anlamını bilmezse, ne diye gittiğini, ne yapacağını bilmezse. Hatta hani böyle uhrevisini geçtim. Dünyada bile boşluklar. Mesela iş zamanı iş yok. İnsanoğlu boşluğa düşüyor yani bu. Ne yapsam, ne etsem falan filan. O işsizliğin bile bir boşluğu var. Yaşayanlar bilir. Veya hedefsizliğin boşluğu var. Mesela bir genç hangi mesleği yapsam, hangi okulu okusam, bunlarda böyle emniyeti yoksa, kesin karar vermemişse, kafasında bir meslek, sevdiği bir meslek oluşmamışsa, ne yola gideceğini seçememişse ondan da bir boşluk oluşuyor. Bunlar daha küçük küçük boşluklar. Bir de onun en büyüğünü düşünün. Varlıkta ben neyim? Nereyi tutuyorum? Ne için geldim? Nereye gidiyorum? Vazifem ne? Bunları bilmemek nasıl boşluk? En büyük boşluk. Çünkü bütün o yaptığınız diğer şeyler bununla anlam kazanacak zaten. Bu ilk taşları doğru koyduysanız üstüne diğerleri çıkacak. Onları anlamlandıran bu ilk tanımlar olacak. Ben bir Müslümanım, kainattaki vazifem de Cenab-ı Hakk'a ibadet etmektir. Tevhid bayrağını temsil ediyorum, tesbih ediyorum onu diye koyduğunuz zaman kendinizi alemin içinde bir yere, ana vazife olarak. Onun üstüne, bunun altında da başka şubeler olabilir. Şu işi yapıyorum, böyle bir ailem var, şu aşirettenim, bu köydenim falan olabilir. Ama onu koymadınız, ondan sonrakiler onun yerini doldurmuyor ki. Yani o ilk ana, en büyük amacı bir yere koyamadıktan sonra, kendinizi sonsuzla bağlayamadıktan sonra, bu ufak fanilikler ancak işte o gafletle, ağaca dalmakla, o yemişleri sadece şey bilmekle, öncesini sonrasını, aslanı, ejderhayı boş vermekle, ancak sizi şey yapabilir, idare edebilir. Nereye kadar eder? O da soru işareti. Ama işte bir gaflet, bir dalgınlık, bir uyuşma hali sizi bir yere kadar götürüyor. Ama kabir kapısında zaten bütün uykular açılıyor. O ölümün dokunuşu gerçekleştiğinde hiçbir uyku kalmıyor. En büyük acı o zaman yaşanıyor. Peki fenalığı kendimizden bilmek, iyiliği Allah'tan bilmek hayatımızı nasıl güzelleştirir? Şimdi normalde
burada fenalığı kendimize vermiş oluyoruz. Kendimizi suçlamış oluyoruz. Kendimizi suçlamak da çok iyi bir şeymiş gibi gelmiyor. İnsanın Allah'a karşı bu duyguyu yaşamasıyla topluma karşı yaşaması birbirinden farklı şeyler arkadaşlar. Pardon, müsaadenizle. Ya en azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi fenalığı insanlara karşı kendine yüklemek insanına göre diyelim onun da farkı olur. Belki gerçekten suçluluk sizdedir ama Allah'a karşı ile aynı şey değil. Bunları birbirine eşitlemek yanlış. Cenab-ı Hak zaten hatadan münezzeh. Nihayetsiz kemalde. Eserleri de bunun şahidi, yaratışı bunun şahidi, kudreti, ilmi, iradesi bunun şahidi. Yani varlığın içinde şahit olduğumuz mucizeler onun şahidi. Şimdi öyle bir Allah'a karşı fenalığı üstlenmek zaten doğal olarak yapmamız gereken şey. Ha, fenalığı üstlenmek nedir? Öncelikle sınırlılığımızı kabuldür. Biz mahlukuz, sınırlıyız. İdrakimizde, izanımızda, ferasetimizde, hatta maddi duyularımızda sınırlar var. Belli bir sesten yukarısını duymuyoruz, belli bir sesten aşağısını duymuyoruz. İşte köpeklerin duyduğu sesler var, insanlar duymuyor. İşte kedilerin fark ettiği şeyler var, biz fark etmiyoruz. Kokuları onlar alıyor, biz alamıyoruz mesela. Ta bu maddideki sınırları geçelim. Maneviyatta da sınırlarımız var. Aklımız her şeye yetmiyor arkadaş. Ha, bir meslekte belki biraz iyiyiz, diğerinde kötü kalıyoruz. Matematiği bilen edebiyatı sevmiyor, anlayamıyor, dokusunu çözemiyor belki. Edebiyatı seven matematiği sevmiyor gibi gibi farklılıklarla sınırlarımızı biliyoruz. Çünkü mahlukuz, mahluk sınırlı olmak zorundadır. Allah olmamanın yan manası sonsuz değilim demektir. Değil mi? Yani ilk la ilahe illallah diyoruz değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? Sonsuz olan demek. Kudreti, ilmi, iradesi sonsuz olan gibi demek. O değil, ondan başka ilah yoksa biz de ilah değiliz demektir bu. Haşa, yani öyle değiliz zaten. Bunu kabul ediyoruz demektir. Zımmında bu var demektir yani. La ilahe illallah dediğin zaman ben de değilim demek istiyorsun yani. Bunun sonucu ben sınırlıyım. Sınırlı olanın bir sınırlarını kabul etmesi lazım. Böylece varlığını doğru idrak etmiş olur. Sınırlılığından gelen hataları kabul etmesi lazım. İki, o sınırlılığı içinde işlediği hataları kabul etmesi lazım. Birincisinde mesela doğruyu kim daha iyi biliyor? Allah mı ben mi? Haşa, elbette Allah biliyor. Bu benim sınırlılığımın sonucu. İki, bu doğruyla amel edişte hata yapıyor muyum? Evet, onu da yapıyorum. Bildiğim halde amel ederken bazen yanlışa düşebiliyorum. Atıyorum işte hırsızlığın kötü olduğunu biliyorum ama bazen o hatayı işliyorum. Veya işte yalan kötü biliyorum ama bazen yalan söylüyorum. Gıybet kötü biliyorum ama bazen söylüyorum. Buradaki hatalarımızı da kabul etmemiz lazım. Bunları üzerimize alalım ki aldıkça temizleneceğiz. Üstad ne diyor? Tezkiye için, yani nefsin tezkiye etmemek diyor. Tezkiye için nefsi tezkiye etmemek lazım. Temizlenmek istiyorsak kiri üzerimize alacağız. Biz kiri üstlendikçe temizleneceğiz. Cenab-ı Hak öyle bir mekanizma koymuş bizim içimize. İnsan kendini suçlarından, hatalarından sorumlu tuttukça cilalanıyor, tedavi oluyor, iyileşiyor. Onların şifasını öyle yaratıyor Allah. Sorumluluğu alırsan sana şifa veriyor. Attıkça üstünde, avukat gibi nefsini savundukça ben yapmadım, ben etmedim, ben değilim suçlusu, o yaptı, o etti, insanlar üstüme geliyor falan filan. Böyle dışarıya attıkça o hata sizde büyüyor. İnsanlar da size öyle muamele ediyor. Yani bu diyor iyice kendini bilmez oldu diyor, iyice kibirlendi. Hiçbir şey üstüne almıyor. İşte hatası var, fark etmiyor, özür dilemiyor falan filan. Yani insanı büyüten bir şey aslında sorumluluğu üzerine almak. Hatayı üzerine aldığı an şifasını bulmaya başlıyor. Üzerine almadan şifa mümkün değil. Bu bir tedavi mekanizması. Temizlenmek istiyorsa kiri üstümüze alacağız. Kirliyim demeyen temizlenemiyor.
O sorumluluğu almak lazım. Hastayım demeyen şifa bulamıyor. Sorumlu benim demeyen özür dilemiyor gibi. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bir olan hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Evet. Bir de hani bir bahçe vardı. O bahçedeki muzır şeylerle uğraşmamıştı Bahtiyar kardeş. Diğeri uğraşmıştı. Bakınız bu da oraya da bir şey var. Asıl olmadığını bilmek onların. Benden kaynaklandı. Ben sebep oldum. Bunlar varlıkta asıl değil. Kendimizden gelecek zararlardan da korumuş oluyoruz varlığı. Bu benim hatam. Mesela Müslümanların hataları var. İslam'ın mı bu hatalar? Değil. Üstüne aldıkça Müslüman o hataları, İslam teberri oluyor. Ama İslam'a yükledikçe o zaman bütün Müslümanlar kirleniyor. Şimdi modernistlerin hali işte bu yeni, her gün bir tane çıkıyor mantar gibi bir yerden fırlıyorlar. Adam sürekli İslam'ı suçluyor, mezhepleri suçluyor, geleneği suçluyor. Bu böyle alışkanlık oldu. Bu cüretkarların ağzında sakız oldu. Osmanlı'yı suçluyor, İslam'ı suçluyor, Asr-ı Saadet'i suçluyor, sahabeleri suçluyor falan filan. Hani böyle bir sürü kademesi var bunun. İyi bir şey mi yapıyor? Hayır. Kiri İslam'a attığı zaman hepimizi kirletiyor. Bırak bizi. Cenab-ı Hakk'ı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gibi gibi, yani onun eteği çamur bulaşmaz hafazan Allah. Yani öyle bir şey yok, mümkün olmaz da. Yani kendi algısında onu bozuyor. Bir de cahillerin zihnini karıştırmış oluyor, zarar vermiş oluyor. Yoksa İslam tertemizdir yani, onların attığı çamurla kirlenmez. Ama bak, zarar nasıl birken bin oluyor. Üstüne alsa, biz İslam'ı hakkıyla yaşayamadığımız için bu problemler oluyor dese, kendisi kirlenecek. Ben dese, biz dese, biz kirleneceğiz, ben kirleneceğiz. İslam tertemiz kalacak. İslami geçmişimiz de tertemiz kalacak. Zaten temiz de. Biz de teslim etmiş olacağız o hakkı onlara. Bir kirlenme yaşanmayacak. Bir izzet bozulması, bir özgüven eksikliği, ayağını yere sağlam basmakta bir tereddüt olmayacak. Niye? Kirletmedin ki. Temize herkes güvenir. Ama nefsini almamak için, bizim geçmişte hata yaptı. Bizim ne suçumuz var ya? Geçmiştekiler hata yaptı. Osmanlı hatalıydı. Selçuklu hataydı. Emeviler şöyleydi. Abbasiler böyleydi. Sahabeler şöyle birbirleriyle savaştılar falan filan filan falan. O kiri oralara attıkça hani bir yere mi çıkıyorsun? Yok. Ancak kendi durduğun zemini bombalıyorsun. Yani onu diyenler kendileri bir şey mi başarmışlar? Başardıkları sıfır, sıfır, sıfır. Sıfırın üstüne bir şey koydukları yok. Yıktıklarından, hani yıktıkları yıkamazlar da, hadleri değil de. Yıkmaya çalıştıkları saray, dikmeye çalıştıkları domino taşı. Onu da deviriyorlar, onu da dikemiyorlar yani. Ama suçlamakta maşallah şeyleri çok. İftirada. Çapları geniş. Neden? Bak yine aynı arızadan. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil. Düsturuyla hareket etmediklerinden bu kirletmeyi yapıyorlar. Daha da şey düşünelim mesela. Biraz daha açalım mevzuyu. Bugün küresel ısınma, çevre kirliliği, bilmem ne felaketi, şu bu, buzullar eriyor falan bir sürü mevzu var değil mi? Orada problem neyden kaynaklanıyor? İnsanın kendini doğayı değiştirecek olan asıl hak sahibi olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bak bir duruş var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en doğru şekildir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in ifadesiyle kainatta bundan daha iyi bir suret yok. Yani yaratılamaz başka daha iyi bir surette kainat. Bir bu var. Böyle bakmak kainatı, her şeyin kemalde olduğunu düşünmek, Allah'ın sanatı olarak her şeyin yerinde olduğunu düşünerek ona saygı duymak, ilişkilerinde de o saygıyı kuşanmak var. Bir, iki, işte bu evrimcilerin, sosyal darvincilerin veya işte ilerlemeci tarih anlayışının, işte batı istibdadının, emperyalizmin dayattığı şey var. Üstün insan kainatı değiştirmeye hak eden insandır. İşte bize boyun eğmek zorundadır. Bir kısrak gibi, bir at gibi, bakon muydu şeyi, böyle bir ifadesi var. At gibi bize boyun eğdirmeliyiz kainatı falan, böyle bir cüretle muamele ediyorsun. O zaman ne oluyor?
bozuyorsun, düzeni bozuyorsun. Eğer hatayı, ben hatalı olabilirim, dünyadaki doğru olabilir desen, uyum sağlayacaksın. Ya benim yaptığım doğrudur, dünya bana boyun eğecek dersen, bu sefer işte dünyanın anasını bugün ağlattığımız gibi ağlatıyoruz. Her tarafından çöplük yağıyor. Ta okyanusun diplerindeki balıklar bizden şikayet ediyor. O plastik poşetler midelerinden çıkıyor. Yok işte ağzına takılmış. Oraya kadar tesirimiz gidiyor yani. Bu da hani bir hadis-i şerif var galiba. Hani onların zulmünden denizin dibindeki balıklar bile şikayet eder gibi bir hadis-i şerifti galiba. Böyle bir şey işitmiştim. Bakın yani sır nasıl zahir oluyor ahir zamanda. Hakikaten bugün bizim şeyimiz, zulmümüz, zararımız ta o denizin dibindeki, okyanusun dibindeki balıkları sirayet etmiş durumda. Yani onların bile ortamını bozduk. Belgesellerde falan görüyorsunuzdur zaten. Yani hayvanlar kaçamıyor bizden artık, zararımızdan kaçamıyorlar. Nerelere kaçsalar biz peşlerinden gidiyoruz. Denizin dibinden petrol çıkarıyoruz. İşte madencilik, ta işte Mariana Çukuru'na göz dikmişler. Bununla ilgili şeyler var böyle filmler. Mariana Çukuru dünyanın biliyorsunuz en derin yeri. Hindistan'ın aşağı tarafında galiba yanlış bilmiyorsam. Hint Okyanusu'nda yani. Şimdi oradan bir şeyler çıkarmak derdindeler. Ya oradaki canlı bile bizden yani illallah diyecek gibi duruyor. Ama buraya da mı geldiniz falan diyecekler bize o balinalar artık orada ne yaşıyorsa. Belki farklı canlılar da var. Diyecekler lan illallah buraya da mı geldi bunlar ya diye şikayet edecekler bizden. Öyle bir noktaya gelmiş. Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennemi hizar etmiş. Nefsi emmare neydi? Emredici nefs, boyun eğdiren, ne dersem o olacak diyen nefis. Nefsin en aşağı mertebesi. Bundan sonrası kendini eleştiren nefis var. Nefsi lemmave, levvame, işte nefsi raziye, marziye, mutmainne falan. Birçok nefis mertebesi var. Bunu ehli bilir, ehli tasavvuf bilir. Evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Benim dediğim olsun, benim istediğim gibi olsun, ben. Cehennemi buradan oluşmuş o adamın. Cehennemi hazırlayan bu benbenciliği yani. Demek ki insan kendi cehennemini kendisi inşa ediyor. Yani benim dediğim olsun, benim istediğim gibi olsun, arzuladığım gibi olsun, her arzuladığım olsun. Bunu isteyen insan bir cehennem inşa ediyor kendisi için. Cennet böyle oluşmaz. Ama biz bunu cennet sanıyoruz mesela bugün. Seküler dayatmalarla, algı yönetimiyle, toplum mühendisliğiyle her arzusu olanın cenneti yaşadığını sanıyoruz. Aksine her arzusu olan cehennemini satın alır diyor. Bakınız çok ilginç. Nefse emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Bununla ilgili de mesela bugünlerde film var. Bu süper kahraman filmlerinden bir tanesinde öyle bir taş buluyorlar. Taş bütün dilekleri gerçekleştiriyor falan. Adam tabii sapıtıyor o taştan dolayı. Dünyanın düzeni bozuluyor, şehirler karışıyor, medeniyet işte yıkılıyor falan böyle. Dünya karman çorman bir şey oluyor. Herkesin her istediği olmaya başlıyor. Adam diyor ki yani herkes dilesin, onların da istekleri gerçek olacak falan. Dünyayı kaos kurtar şeye dönüşüyor yani böyle bir karmaşaya. Niye? Herkesin her istediği olursa oho, dünyanın düzeni kalmaz. Evet. Evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zannı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Bakınız birincisi her şey benim istediğim gibi olsun diyordu. Bu olduğu hali doğru değil, benim istediğim gibi olmalı diyordu. İkincisi nasıl muhatap oluyor? Ötekisinin hüsnü niyeti. İyi niyetli. Ama bak iyi niyet dediğimiz zaman şey anlaşılmasın. Karşı tarafın da yani iyiliğinden dolayı o hüsnü niyet muhatabın iyiliğinden oluşur. Muhatabınız kötüyse siz hüsnü niyetle davranamazsınız. Öncelikle o muhataba karşı bir hüsnü zannınız olması lazım. Onun hüsnüne inanmanız lazım. Yani bu hüsnün bir sonuç vereceğini düşünmeniz lazım. Hüsnü niyet sonuç alabilecekse yapılabilir.
karşı taraftaki canavar. Ona hüsnü niyet yapılmaz. Demek ki öncesinde bir hüsn algısı oturmalı. Bendeki, benim kararım değil, varlığın yaratılış şekli güzeldir. Yani bu olduğu şekli hayırdır. Bunu yaratan Allah boşuna yaratmamıştır. Hikmetlidir, sanatlıdır. Bu oluşursa bir, hüsnü niyetli davranıyorsunuz artık. Karşı taraf iyi çünkü. Hüsnü zan, zaten güzelliğini kabul ettiğiniz için güzel düşünüyorsunuz. Bundan bana yaramazlık gelmez. Bu iyi adamdır. Bu iyi canlıdır. Bu iyi varlıktır. Bu iyi yıldızdır. Bu iyi güneştir. Bu iyi göktaşıdır. Ondan bana zarar gelmez. Çünkü hepsi Allah'ın. Veya musibet gelse bunun da bir hikmeti vardır gibi bir düşünüş. Ve hüsnü hasleti. Ha bak, haslet ne demek? Yani huy, ahlak gibi bir şey var galiba. Haslet, özellik demek yani. Hüsnü haslet. Güzel özellik, huy. Evet, onlar da o manayı vermişler. Yani işte hüsnü niyet, hüsnü zan karşısında sizde de bir hüsnü haslet oluşturuyor. Karşı tarafın güzelliğine inanan, kendisi de güzel olarak ona uymak istiyor. Uyum sağlamak istiyor. Ya da içindeki güzelliğe karşıda muhatap buluyor, ortaya çıkarıyor. Yani güzellik böyle de ortaya çıkar. Eğer doğru muhatabı bulmazsanız, sizin içinizdeki istidat da körelir. Doğru bir öğretmeni bulmayan öğrenci, yeteneğinde körelir. Ama ne zaman onu açacak adamı bulursa, o böyle patlama yapar gibi gibi. Kainatla böyle muhatap olmayan insanın da içindeki güzellik ölebilir. Çünkü kainatı güzel görmüyor. Ona karşı güzel olmayı istemek çok zor. Ama kainat güzelse ona karşı güzel olma isteği içinde yaşayabilir. Hüsnü hasleti ve hüsnü fikri. Hüsnü zan, hüsnü fikir. Yani zan belki önceki, fikir sonraki. Geliştirilen yani üretilen zanla giriyorsunuz, içinde de fikir üretiyorsunuz. Hatırlarsanız ta birinci sözde, oraya da atıf yapalım madem aklımıza geldi. Birinci sözün ahirinde, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor sorusuna cevap olarak Üstad Hazretleri üç şey söylemişti. Evet, o mün'im-i hakiki, hakiki nimet veren, bizden o kıymetdar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir dedi. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetdar harikayı sanat olan nimetler, Ehad Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Fikri de böyle tarif etti. Buraya gelelim. Neredeydik? Burada hüsnü zanlı zikre, hüsnü fikri fikir kısmına koyabiliriz gibi geliyor bana yani. Çünkü başlarken zikir mesela Cenab-ı Hakk'ın esmasını zikretmek veya Allah'ın isimlerini zikretmek, bu inandığın manayı zikretmektir. Nasıl bakman gerektiğini hatırlatmaktır kendine. Zikir hatırlatma demektir zaten. İnsan zikrettikçe kendisini hatırlatır. Kainatın anlamını kendine hatırlatıyorsun bir nevi. Bu hüsnü zannı bu oluşturuyor. İçeri girdikten sonra da tefekkür üretiyorsun. İşte ben mesela burada bu Risale'yi okuyarak bir tefekkür üretmeye çalışıyorum. Bu eseri yazan Üstad Hazretleri de bir tefekkür üretmiş. Onun okuduğu üstadları, şeyhleri, ders aldığı işte kaynaklar, onlar da tefekkür üretmişler. Bu bir silsile halinde devam ediyor. Yani hüsnü zan ardından hüsnü fikri oluşturuyor. Hüsnü hasleti ve hüsnü fikri. Onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Bu bakış açısı gönlünün, kalbinin kilitlerini açmış ve zaten kainata yağmakta olan o saadet, fazilet, feyz, ihsan onun gönlüne dolmuş. Onları alabilmiş. Onlara müsait hale gelebilmiş. Bu duruşu sayesinde. Kainatla kurduğu bu ilişki sayesinde. Bu bakışı, basireti sayesinde. Evet.
Buradan sonra ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam diyor. Başka bir yere geçiyor yani başka bir makama geçiyor ama oraya geçmeyelim. Çünkü süremizi doldurduk gibi. Geçersek fazla konuşamayacağız. Yine fazla ilerleyemedik arkadaşlar. Artık kusuruma bakmayın. Biraz yavaş gidiyoruz. Şu kadarını söyleyerek özetleyelim. Bu bahsi de toparlamış olalım. Yarın da inşallah ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adamla devam ederiz. Yani bu kıyaslamalar, muvazeneler bize lazım. Çünkü biz durduğumuz yeri çok sıkıntıyoruz. Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zamanda böylesi bir tefekkür sistemini önemsemesinde, çok yer vermesinde, üstünde durmasında hikmetler buluyorum. Kendimce görüyorum. Bu ahir zaman ümmetine kadar bence geçmişteki hiçbir nesil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu zamana kadar bizim kadar durduğu yerde mütereddit değil. Ben neyim? Karşı taraf ne? Doğru yerde miyim? Onların kazancı ne? Benim kaybettiğim ne? Veya benim kaybettiğim ne? Onların kazandığını. Pardon. Benim kazandığım ne? Onların kaybettiğine falan. Bu konularda hani ben Müslüman oldum da ben niye Müslüman olmuştum? Bundan 14 asır evvel bir hidayet pınarı gelmişti. İnsanlar bundan kana kana içtiler. Bu mesaj ta Çin'den ta Latin Amerika'ya kadar yayıldı. İşte kaç devlet kuruldu, kaç milyar insan yaşadı bu hidayet pınarının gölgesinde. Kaç alim çıktı, kaç işte komutan çıktı, işte kaç tarihi eser, medeniyet çıktı buradan. Ya bu neye çıkmıştı? İnsanlık bu kararı nasıl verdi? Yani o insanlığın yolculuğu, o kırılma, o büyük yeşerme, çınar ağacı, Mekke'den yükselen o çınar ağacı. Ya insanlık bu seçimi niye yapmıştı ya? Neydi bu Müslümanlığın kârı? Neydi bu Müslümanlarda olup da diğerlerinde olmayan? Onlar neyi kaybediyor, bunlar neyi kazanıyordu Müslüman olduklarında? Biz bu sorularda yani ahir zaman ümmeti olarak çok acaba yaşıyoruz. O üstünde durduğumuz zemine güvenimiz çok sarsılmış. Ha bunun siyasi sebepleri var, psikolojik sebepleri var, siyasi sebepleri. Mesela alem-i İslam çok işgal görmüş. Son 200 yılda elbette bu yenilme psikolojisi bir noktadan sonra şeyi de etkilemiş. Dine bakışı da etkilemiş. O tarafı var. Psikolojik tarafında Avrupa'nın zahiren dünya anlamında ele geçirdiği bir üstünlük var. Bu geçmişte yoktu. Yani ahir zaman ümmeti gelene kadar İslam galipti zaten. Yani sahada da bunu sorgulamaya açacak bir durum yoktu. Belki arada bir Cengiz Hülagü fitnesi es geçilirse, Haçlı seferleri çıkarılırsa yani Müslümanlar zaten hep galipti. O yüzden saha da pek soru sordurmuyordu. Ama biz bugün hepsiyle muhatabız. Bir de üstek üzerimizden Süfyan fitnesi geçmiş, kendi kültürümüzle bağımız kopmuş. Belki metinlerle, ulemamızla, medreselerimizle, tekkelerimizle o bağ kopmasaydı bu kadar sarsılmazdık ama o bağ da kopmuş. Yani çok askıdayız. O yüzden bu muvazene dersleri, biz neredeyiz, onlar nerede, biz nerede duruyoruz, onlar nerede duruyor. Bizi haklı yapan ne, onları haksız yapan ne, bizi kârda yapan ne, onları zararda yapan ne. Bunları öğrenmek ahir zamanda bence çok önemli bir yer tutuyor. Bediüzzaman Hazretleri de o yüzden eserlerinde bu tür muvazenelere çok yer veriyor. Hatta bir eseri de mesela derleme bir eser gerçi ama ne o kitabın ismi? İman ve Küfür Muvazeneleri. Bu tarz metinlerinin toplandığı bir kitap. Bence o kitap mesela çok özgüven arttırıcı bir metindir. İşte geçen dedim keşke Risale-i Nurlar okullarda ders verirse mesela iman ve küfür muvazeneleri. Eğer gençliğe izzet aşılamak istiyorsanız kendi ayaklarında, tanımlarında, kimlik öğelerinde sabit, sağlam dursunlar istiyorsanız işte iman ve küfür muvazeneleri mesela olmalı yani gençlerin ellerinde. Niye buradaydık biz? Biz nasıl bu kadar güçlü olduk da millete boyun eğdirdik bu kadar asır? Bu insanları ölüme koşa koşa götüren sır neydi? Bu bal neydi ki böyle dilimize değdi bizi baştan çıkardı? Bunun bilgisi ancak böylesi muvazeneleri yapmakla, bilmekle mümkün gibi geliyor bana. Allahu alem. Cenab-ı Hak o muvazenelerin, o sırların tesirini üzerimizde halk eylesin. Bu dersleri yayabilmeyi, anlatabilmeyi,
gücümüz yettiğince, kabımız yettiğince nasip eylesin. Bu da bir vazife. Ve ne diyelim, nesli atiye bu emaneti sağlam bir şekilde bırakmayı nasip eylesin. Darda kalmış bütün Müslümanların da yardımcısı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.